Ömer bin Hattab radıyallahu an bir gün bir ihtiyacından dolayı çarşıya gider. Elinde o meşhur değneği vardır. O değnek onun her şeyidir tabir yerindeyse. Yeri geldiği zaman tesbihidir. Yeri geldiği zaman kılıcıdır. Yeri geldiği zaman davet aracıdır. Yeri geldiği zaman kendini korur. Yeri geldiği zaman Müslümanları korur. Elindeki sopayla, kırbaçla çarşının içerisinde gereksiz şeyleri sağa sola iterken, yani Müslümanlara zarar vermesin, ayakları takılmasın, yanlışlıkla yere düşmesinler, zarar görmesinler diye sağa sola doğru atarken elindeki asa, sopa, kırbaç yolda yürüyen bir Müslümanın bakın cübbesine değer. Cübbeye değiyor. Yani tene değmiyor. Ete vurmuyor. Zarar vermiyor. İz bırakmıyor. Kanatmıyor. Acıtmıyor. Vurduğu yer elbisedir. Geçip gidiyor. Aradan tam bir yıl geçiyor kardeş. Bir yıl. 365 gün. Bir yıl geçiyor. Devlet bir yıl içinde daha çok büyümüş. Sorunlar bir yıl içinde daha fazla artmış. Sıkıntı bir yıl içerisinde katlana katlana büyümüş. Ömer bin Hattab radıyallahu an tam bir yıl sonra aynı çarşı içerisinde aynı adamla karşılaşıyor. Allahu Ekber. Tam bir yıl sonra. Ömer bin Hattab radıyallahu an adama görüyor, diyor ki ey Seleme diyor. Bu sene hacca gitmek ister misin? Seni hacca göndereyim. Adam der ki tabii müminlerin emiri. Nasıl istemem ki? Demek ki ihtiyaç sahibi, kendi gidemiyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh elinden tutuyor, adamı alıyor, kendi evine getiriyor. Evinin içine sokuyor. Diyor ki ey Seleme diyor, şu keseyi al diyor. Kesenin içinde ne var biliyor musunuz? Tam 600 dirhem var. 600 tane gümüş para var. Al diyor buna. Peki bu neyin parası? Haç parası mı sizce? Hani Medine'ye gidersen hurma mı al? Medine'ye gidersen en güzel elbiseleri mi al? En güzel develere mi bin? Neyi biliyor musunuz bu para kardeşler? Ey diyor Seleme, hatırladın mı diyor bir yıl önce diyor sana diyor sopamla vurmuştum ya, bu onun diyor diyetidir, onun karşılığıdır. Allahu Ekber. Onun karşılığıdır bu deyince Seleme afallıyor. Ey müminlerin emiri, vallahi de diyor sen söylemeseydin ben bunu asla hatırlamıyordum diyor. Çünkü neden tene zarar vermemiş, canı yakmamış, kıymetsiz bir elbiseye değen bir kıymetsiz bir sopa. Vallahi diyor ben bunu hatırlamadım deyince ah Ömer ah yufka yürekli adam dedi ki Allah'a yemin ederim ki ben dedi asla unutamadım ki onu. Allahu Ekber. Ben dedi unutamadım. Sen unuttun ama ben unutamadım. Şimdi sana söylüyorum be kardeşim. Kaç tane kul hakkına girdiysek hepsini unuttuk. Kaç tane kardeşimizi üzdüysek hepsini unutuyoruz. Sözlerimizle kaç tane kardeşimizin boynunu büküyor isek her birini unutuyoruz. Ayıpladığımız, kınadığımız, kendisine hakaret ettiğimiz sözlerimizle, davranışlarımızla, gözlerimizle, yazmış olduğumuz kelimelerle, WhatsApp durumlarıyla, attığınız mesajlarla, Facebook'taki sitenizdeki attığınız resimlerle, tweet mesajlarıyla ne derseniz deyin. Bu benim için de geçerli. Kendimi asla kayırmıyorum ve kenara itmiyorum. Her birini unutuyoruz ama bir şey unutmuyoruz. Ne? Bize yapılanları unutmuyoruz. Her biri dosyaya kaydediliyor. Falanca gün Ali bana bunu yaptın ya. Filanca gün şöyle söylemiştin ben unutmuyorum. Öyle acıttın ki bu sözlerle. Diyorsunuz ya, diyorum ya. Ama benim yaptıklarım hemen unutulmuştur. Hatırlıyor musun kardeş şöyle bir şey yapmıştın. Vallahi abi hatırlamıyorum ki. Siz bana diyorsunuz hatırlıyor musun hocam? Benim bir gün şöyle bir mekanda öyle bir onurumu kırdın. Şerefime, haysiyetime öyle bir zarar getirdin ki. Vallahi hakkını helal et be kardeşim hatırlamıyoruz. Lan Ömer bin Hattab'tan daha mı vaktimiz çok? He, soruyorum size. Ömer bin Hattab'tan çok mu daha iş yapıyoruz? Ömer bin Hattab'tan daha mı çok sıkıntımız var? Ümmeti Muhammed'in sıkıntısı onun omuzlarına yüklenmiş küçük büyük demeden. Adam bir yıl önce cübbesine vurulan bir adamı unutmamışken bizler maalesef kardeşlerim maalesef o kadar çok kalpler kırıyoruz ki. O kadar bedenleri incitiyoruz ki, o kadar insanı küstürüyoruz ki ama her birini unutuyoruz Müslümanlar. Ne olur unutmayalım aziz dostlarım. Ne olur unutmayalım. Bakın özellikle şunu hatırlatmak isterim. Ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Bakın ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Tekrarlıyorum. Ümmeti Muhammed'in emanetlerini üzerine alanlar. Sonra tekrar değineceğim. Kap, çorap, elbise, araba, at, silah, para,
Aklına ne geliyorsa gelsin Müslümanlar. Eğer buna tembellik göstererek ihanet ettiyseniz, ben ihanet ettiysem, ben ümmeti Muhammed'in zerresine varmak kaydı şartıyla haksızlık yaptıysam, ne olur bunu asla unutmayın. Dosyanızda en canlı ve taze kalması gereken bilgi size yapılanlar değil, sizin ümmeti Muhammed'e, benim ümmeti Muhammed'e yaptıklarımdır aziz dostlarım.